Arada kenara dur. Arkadaşlar yavaş yavaş devam edelim mi? Fazla gelin. Merkez Bankamızın son dönemlerdeki yaptığı tüm uygulamaların arkasındayız. Yani bunu yaklaşık bir yıldan beri, yani 65. hükümet dönemindeki bakanlık dönemimizde genel itibariyle bu açıklamalarda bulunuyoruz. Son dönemdeki gerek faiz artışları, gerek faiz uygulamalarıyla genel itibariyle o faizin alt ve üst bandını sabit bıraktık. Borç verme faizlerinde 50 bas puanlık bir artışa girmesiyle ilgili de uygulamalarında arkasındayız. Bunları da hesap ettik. Diğer taraftan enflasyon beklentisiyle ilgili de şu andaki öngörülerini inşallah böyle yukarıya doğru revize edilmiş haliyle değil, önceki haliyle gerçekleşir. İnşallah onları yakalarız. Ama tarım fiyatlarındaki oynaklık, Ekonomi Bakanlığı olarak da müdahale ettiğimiz bir alan. Gerek kuru bakliyatta, kuru gıdada, son dönemde nohutta, fasulyede ve diğer ürünlerde gümrük vergisi oranlarını sıfırlamış olmamız. Bu müdahalelerdendir. Gerekirse ette de müdahale edebilecek olmamız da aynı şekilde. Buna benzer enflasyonda veya daha doğrusu spekülatif amaçlı fiyat artışları olan tarım ürünlerinde, yani şu demek değil aslında, Türkiye tarımda, hayvancılıkta, ette ve sütte, tavukta, tüm bu gıda ürünlerinde kendi kendine yetebilen bir ürün. Yani yurt dışından tarım ürünü, gıda ürünü ithal ederek böyle bir gelenek veya böyle bir alışkanlık olmaması için de çok özel gayret gösteriyoruz. Malumunuz tarım ürünleri yüksek orandaki gümrük vergileriyle de korunmakta Türkiye'de. Ama diğer taraftan biz tüketiciyi de korumamız gerekiyor. Spekülatif amaçlı bazı hareketlenmeler olduğunda da buna müdahale ediyoruz. Son dönemde domatesteki fiyat artışları da sezon geçişi sebebiyle ortaya çıkan bir şey. Yani seralardan açık alandaki, açık tarlalardaki domateste yani devreye girmemesi sebebiyle bir gecikme oldu. Belki bir hafta içinde bunların hepsi de normale dönecek, normal fiyata gelecek. Ama diğer taraftan da biz sezonun en bol olduğu zamanlarda da çiftçimizin de üreticimizin de yanında olmak için tedbirler alıyoruz. Şu anda Gıda Komitesi olarak varmış olduğumuz kararlar sonucunda da Ekonomi Bakanlığı olarak bu zincirin, yani üretimden tüketime kadar olan zincirin aşamalarını gerek depolama, gerek ambalajlama, gerek işleme, gerek onların soğuk zincirle taşınmasıyla ilgili tüm yatırımları da teşvik kapsamına alıyoruz. Onları da destekler hale getiriyoruz. Piyasada nakit sıkıntısı şu anda yok. Daha doğrusu biz bankacılık sistemleri içinde izlediğimiz kadarıyla da tam tersi, belki biraz nakit bolluğunun da ortaya çıktığını da görebiliriz. Bu da şu, son dönemde kredi garanti fonundan piyasalara, sadece kredi garanti fonu, diğer alanlardan değil, 150 milyar TL'lik bir imkan, nakit imkan sağlanması. Bu da piyasalara oldukça olumlu etkileri de oldu. Yani şu anda piyasalar çok hızlı bir şekilde normalleşti, normalleşiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti'ye üyeliği, AK Parti'de genel başkanlık süreci şu an itibariyle başladı. 21 Mayıs'ta eğer çok aksine bir şey olmazsa veya ona yakın bir zamanda, yani 21 Mayıs'a yakın bir zamanda partimizin merkez karar yürütme kurulunun alacağı bir karar. Ondan sonraki süreçte hızlı bir şekilde yerine getirilecektir. Cumhurbaşkanımız partimizde aktif olarak partinin yönetimini üstlenecektir eğer kongremiz bu konudaki kararı onaylarsa. Bu da tabii ki partimiz anlamında da Türkiye'de siyasetin bundan sonraki istikrarı veyahut da öngörülebilirliği anlamında da son derece pozitif bir dönem başlayacak. Arkadaşlar, gerek partimizin yönetiminde, gerekse hükümette, kabinede değişiklikler bugüne kadar hep ola gelmiştir ve bunlar da hep sağlıklı oldu. Yani sağlık işareti oldu. İhtiyaç duyulursa bu alanların her ikisinde de, gerek parti yönetiminde, gerekse kabinede bu değişikliklerin olması bundan öncekiler gibi son derece normal olacaktır. Bunu da yani şöyle, kabine ne olacak, kabinede
değişikliklerin içeriği ne olacak? Onun için Türkiye'de yeniden belirsizlik veya ekonomiyle veya başka alanlara bunun maliyetini, faturasını çıkarmaya çalışmak artık bunlar eski moda olan şeyler. İnşallah bu da hızlı bir şekilde tamamlanır. Kongre süreci ve diğer süreçler. Türkiye 2019 Mart'ına kadar yerel seçimler, 2019'un sonbaharı Kasım'ına kadar da genel seçimlerle ilgili seçimsiz bir dönemle artık önüne bakacak.